Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehriniz, apartmanınız, mahallenizde aşırı insan yaşadığını düşünüyorsunuz. Bir 20 yıl sabrederseniz ortalık bayağı sakinleşecek gibi. En azından HSBC ekonomisti James Pomeroy böyle düşünüyor. Pomeroy 22 Ağustos'ta yayınladığı raporunda önümüzdeki 20 yıl içerisinde global nüfusun azalmaya başlaması, yükselmeye başlamasından çok daha yüksek ihtimal diyor. Daha evvel Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre dünya nüfusu 2080'de zirveyi bulacak ve sonra gerilemeye gidecekti. Pomeroy'un yeni tahmini 2043'ten itibaren gerilemeye başlayacağını nüfusunu söylüyor. Ve 2100 yılına geldiğimizde dünyada sadece 4 milyar insan kalacak diyor. Bugün 8 milyar insan var, yani yarıya iniyoruz. Elon Musk da bu konuya dertlenenlerden, dünyada nüfus gerilemesi iklim değişikliğinden daha büyük bir sorundur. Bunu mutlaka ele almalıyız diye uzun süre iddia ediyor. Kendisi buna biraz katkıda bulunuyor galiba. Son sayıma göre 8 çocuğu var şu anda ama yetmez diyor. Bilmem, ben belki biraz daha sessiz, ıssız bir İstanbul'u tercih edebilirdim. Toplu taşıma biraz daha rahat olabilirdi, etraf yeşillenirdi. Kötü gözükmüyor ama ekonomistler öyle demiyorlar. O yüzden gelin bugün önce şu raporun derinine bir girelim. Sonra da ekonomiler ve hayatımız üzerindeki etkisi ne olabilir? Bu radikallikteki bir nüfus azalması, ona bakalım. 4 milyar nüfuslu bir dünya ne anlama geliyor? Hazırsanız başlıyoruz. Neden nüfus azalmaya başlayacak? Sebebi belli. Kadınlar daha az çocuk doğuracaklar. 1950 yılında dünya ortalamasında bir kadın 5 çocuk doğuruyormuş. Bugünlerde dünya ortalamasında bu rakam 2.3. 2050'de 2.1'e indiği anda nüfus artışı duruyor ve dünya nüfusu stabilize oluyor. Ama bu Birleşmiş Milletler'in öne sürdüğü eski bir rakam. 2019 yılında yayınlanan yeni bir raporda iki Kanadalı yazar Daryl Breker ve Johnson Ibbotson bunun çok daha erken gerçekleşeceğini söylüyorlar. Kitapların ismi de dehşet bu arada, Empty Planet, boş gezegen. Ve bu kitaptaki iddialarına göre doğurganlık oranı çok daha önce gerilemeye başlayacak. Doğurganlık neden geriliyor? Komplo teorisine kalınırsa bize sıvılar, ilaçlar falan veriyorlar ondan dolayı. Ama daha makul sebepleri var. Birincisi, çocuk sahibi olmak artık müthiş masraflı bir şey. Özellikle büyük kentlerde çocuk yetiştirmek, okulda eğitimi müthiş masraflı. İnanmıyorsanız bana sorun. Daha sonra private bir chatte belki detayları verebilirim. İkinci bir konu, kadınların iş gücüne katılıyor olması. İş gücüne katıldıkları için hem daha az çocuk yapıyorlar hem daha geç çocuk yapıyorlar. Aynı şekilde evlilikler de daha geç gerçekleşiyor. Bundan dolayı da yapılabilir çocuk sayısı azalıyor. Yani bir yandan medeni bir şehir hayatı bu ama dünya nüfusu üzerinde tabii ki olumsuz etkisi var. HSBC ekonomisti bu kitabı temel almış kendisine, hesaplamaları buradan yapıyor ama diyor ki dünyada her yerde nüfus tabii aynı hızla azalmıyor. Özellikle Sahara altı Afrika'da ve Asya'da nüfus artışları devam ediyor. Yavaşlamakla beraber buralarda büyük kalabalıklar, büyük genç kitleler doğacak. Bunları nasıl istihdam edeceğimizi düşünmemiz lazım. Öte yandan ama Hong Kong, Singapur, Güney Kore, Tayvan gibi ülkelerde doğum oranlarında müthiş düşmeler var ve 100 yılın sonunda nüfusları yarı yarıya inecek gibi gözüküyor. Ve işin enteresanı, Çin'de çok uzak değil, onda da nüfus artışında çok sert düşme var. Peki ülke ülke baktığımızda nasıl durum gözüküyor? O konuda harika bir harita var elimizde, Statistia sitesinde buldum. Ülkeleri renklendirmişler burada. Sarı renkli ülke, burada Rusya'yı görüyoruz, Japonya'yı görüyoruz. Bunlar da zaten nüfus gerilemeye başlamış durumda. 1990'a itibaren bazılarında 1990'la 2020 arası nüfus azalması var gibi gözüküyor. Almanya'yı görüyorsunuz burada, orada nüfus azalıyor. Avrupa epey yaşlı kıta zaten. 2021 ile 2050 arası nüfusun azalmaya başlayacağı ülkeler şu açık mavi ülkeler. Mesela Brezilya'yı görüyoruz burada, Kanada'yı görüyoruz, Çin'i görüyoruz. Türkiye'nin arasında olduğu koyu mavi bölgeler 2051 ile 2100 arası nüfusun azalacağı yerler. Öte yandan Sahara altı Afrika, Avustralya gibi bazı ülkeler 2100'den sonra ancak nüfus azalması yaşayacak olacaklar. Bu da tabii enteresan bir durum yaratıyor. Sahara altı Afrika oldukça fakir ve o insana nasıl istihdam sağlanacak? Başka bir ilginç noktada kripto paranın en çok kullanıldığı bölge orası ve nüfus bir tek orada artacak gibi gözüküyor. Peki bütün bunların anlamı ne? 4 milyara doğru gider miyiz, gitmez miyiz bilmiyorum. Dünya dinamik bir yer. İnsanlar tekrar daha fazla çocuk yapmaya karar verebilir. Gerçi bu yöndeki teşvik mekanizmaları pek işe yaramıyor. Mesela İskandinav ülkelerinde nüfusun artışı için epey teşvik var. Ama insanlar yine de daha fazla çocuk yapmıyorlar. Niye? Çünkü bir de hayat beklentilerimiz değişti. Daha fazla gezmek istiyoruz. Daha fazla kendimize zaman ayırmak istiyoruz. Çocuk bunlara pek izin veren bir varlık değil biliyorsunuz. Bundan dolayı bu işin geriye doğru dönüp tekrar nüfus artışı başlayacağını beklemek pek gerçekçi değil. Eğer çok özel önlemler alınmazsa. O halde ne olacak? 4 milyar nüfuslu bir dünya ne anlama geliyor? İki boyutta bakmak lazım. Birinci boyut, çevre, doğa, biyoçeşitlilik. Herhalde bu konularda iyi olacak nüfusun azalması. Ama işin ekonomik boyutu biraz daha enteresan. Çünkü Japonya'da bu şu anda yaşanıyor. Yaşlı nüfusa kim bakacak? Alttan gelen gençler sosyal güvenlik sistemine maaşlarını yatırıyorlar ki yaşlara bakabilelim. Bu durumda özellikle yaşlı nüfusun emeklilik maaşlarını alamayacağı,
sefil olacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Türkiye'de emekliler zaten sefil ama bu dünya çapına yayılıyor olabilir. İkincisi nüfus dengelerindeki dağılım da işleri biraz etkiliyor olabilir. Nüfusu artmaya devam eden ülkelerde dinamizm var, diğerlerinde yok. Çok enteresan verilerden bir tanesi Hindistan. Hindistan 2051-2100 arasında nüfusun azalmaya başlayacağı bir yer. Yani nispeten canlı bir ülke şu anda. Ve geçenlerde okuduğum bir rakama göre internet üzerinde en çok İngilizce konuşan nüfus Hintliler. Yani siz bir içerik üretiyorsanız İngilizce Hintlileri düşünmeniz lazım. Ve önümüzdeki dönemde Hindistan'ı bu yüzden ekonomik olarak da patlama yapabileceği düşünülüyor. Türkiye'nin de genç bir nüfusu var ama onlara ne kadar olanak sağlıyoruz o biraz tartışma konusu elbette. Nüfusun gerilemesinin tabii başka bir etkisi daha var. Kime satacağız ürünlerimizi? Çünkü pazar küçülüyor. Bunun ekonomiler üzerinde bir küçültücü etkisi olması ihtimali son derece yüksek. Bir diğer mesele enflasyon. Bence böyle bir ortam deflasyonist olacaktır. Yani aslında fiyatlar gerilecektir. Çünkü fazla arz daha az talep olacak. Bu dünya için hoş olabilir ama insanoğlunun dünya üzerinden yavaş yavaş siniyor olması kötü haber. Çünkü kendinize şu soruyu sormanız lazım. 2100'de yarı yarıya olacaksa nüfus 2200'de ne olacak? Diyebilirsiniz ki benden sonra tufan yapmayın öyle hepimizin çoluğu çocuğu var. Ve insanoğlunun bu dünyada yaşaması bence bütün zorluklarımıza yarattığımız bütün belalara rağmen hala güzel bir şey. Ben kendi üzerime düşeni kısmen yaptım. İki çocuğum var. Keşke daha fazla yapsaydım ama koşullar izin vermiyor. Keşke koşullar daha uygun olsa. Ben de nüfus artışına biraz katkıda bulunsam çünkü aslında çocukları çok seviyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Nüfus sizce de gelecek mi? Gelecekse etkileri ne olacak? Yatırım alanları nerede? İş fırsatları nerede çıkıyor? Herhalde önümüzdeki dönemin en çok konuşulan konuları olacak ve bu bir yandan da iş politikalarımızı, kariyerimizi etkileyecek. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.